Mühendis gelmişti. Köyün tabanı gayet sağlam dedi. Güzel bir yere kurulmuş. Hayvan her türlü yetişiyor. İneği, koyunu, süt açısından, diğer mahsuller açısından da aşağı yukarı yeterli sayılı. Domates, efendime söyleyeyim, pancar, yani ekilebilen, faydalanılabilen, insanı da diğer köylere mukayese ediyle konuşacak olursak, misafire değer veren, buyurun diyebilen, yani aradığı bir şey varsa götürüp onu buluşturabilen insanlarla dolu diyebiliriz. Ben Demireli Mahallesi muhtarı, 4 dönemden beri muhtarım. Demireli Mahallesi Osmanlı zamanında aşağıda Başvan Altı mevkisinde ismi Timur Ali iken Osmanlı'nın son yıllarına kadar orada ikametini sürdürmüş. Son yıllarda su baskını olmuş, yıkılmış, yıkılınca da bu olduğumuz bölgeye taşınmış, işgal edilmiş ve ismi de Timur Ali iken Demir Eli'ne çevrilmiş ismi. Mahallemiz tarım ve hayvancılık üzerinde geçimini sağlar. Tahsil yapıp da köyümüzden de çok genç göç ettik. Köyümüz bundan ibarettir. Huzur içinde kavgasız, gürültüsüz yaşamaktadır. İstanbul'da dururken İkinci Dünya Savaşı'nda insanlar çok zayiat veriyor. Çanakkale Savaşı'nda zayiat veriyor. Ve bu şekilde Almanya'dan iki tane usta getiriyorlar. Bu iki tane ustanın gün oluyor paralarını ödeyemez hale geliyor ordu. Bunların yanında da dedemin kayınçosu çağırıyorlar. Yani yardım etsin Alman askerlerine, Alman ustalarına diye. Yapamaz hale gelince, yani parasal durumunu çözemeyince demişler ki, yani yol verin, biz yaparız artık. Bu şekilde dedemin kayınçoları yapıyor. Ve dedem geliyor, dedem daha başarılı oluyor bu işte. Oradan babama kalıyor. Nasipse de bize de kaldı yani, böyle. Osmanlı zamanında bu mahallede zayıf olduğu için askere alınmaması sonucu eşkıyalığa başlayan Gavur Ali adında biri yaşarmış. Köye gelen askerlerden saklanmak adına bu selviye çıktığı rivayet edilmektedir. ...12 ay sabah gelip akşam dönüyorum. Bazen ezandan sonra yatsıya yakın dönüyorum. Koyunları otlatıyorum 2,5-3 saat. Emekli olduktan sonra ben emekli öğretmenim, burada vakit geçiriyorum. Sağlık için yapıyorum, kar için değil. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum, vakit bana az geliyor.